Oğlum ne oldu? Heh, simsiyahlık da. Bir zamanlar Aspendos kralı. Tüm karanlık. Böyle geldi. İnşallah karanlık değildir. Size başlamadan şunu söylemek istiyoruz. Bittiniz. Herkese gazeteden merhaba. Bakın nereye geldik. İpucumu vereyim direkt mi söyleyeyim? Direkt söyle ya. Aspendos Antik Kenti'ndeyiz. Ve Akdeniz turumuz devam ediyor. Aspendos'a geldik. Burası da Kültür Bakanlığı dahilinde bir yer ve müze kartla şimdi ücretsiz gireceğiz. Bir dakika ya, dikkati bir dağıttı şuralar. Görebiliyor musunuz? Abla böyle fotoğraflar istiyorum. Abi çok iyi biliyor musun? Aspendos Antik Kenti Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarında bahsettiği Akalar tarafından milattan önce 10. yüzyılda kuruldu. Akalar kim? Eski Yunanlar. Daha sonra Büyük İskender'in hakimiyeti altına giriyorlar. İskender aslında onlarla güzel bir anlaşma yapıyor. Ve çok da ağır yükümlülükler yok. Şey istiyor, sadece altın ve buranın atları ünlüymüş o zaman, onları istiyor. İşte sonradan. Başka ağır yükümlülükler yok. İskender burada bir garnizon bırakıp Side'ye geçiyor. İskender gittikten sonra Aspendoslular kendi birliklerini kurup İskender'in buradaki askerlerine saldırmaya hazırlanıyor. Ve siz misiniz bunu yapan? Önceki anlaşma iptal. Asıl yükümlülükler şimdi geliyor diyor. Ve böylece çok ağır vergiler ve buranın özel yetiştirilmiş atlarını sürekli İskender'e vermek zorunda kalıyorlar. Burası bu kadar yeterli bence. Atalarımız ne demiş? Yok ya, atalarımızda öyle bir lafı var mı? Ha, elimizdekiyle yetinmeyi bilmeliyiz ama bunun şimdi düşünce hikayeyle alakası yokmuş görüşürüz. Şu an Aspendos'un sahnesinin üstündeyim. Burayı Zenon yapmıştı, değil mi? Zenon'un buraya kattığı en önemli özellik de akustik. Ha, Zenon farla alakası yok. Zenon yapmış arkadaşlar burayı. Ne zaman? Milattan sonra 2. yüzyılda. Yani bölgenin en parlak çağlarının yaşadığı dönemde yaptırıyor. Zaten şey, Roma döneminde en parlak yaşamış. Evet, Roma döneminde en parlak dönemini yaşıyor burası. Selçuklu döneminde. Hı. Çok karanlık. Söyle geldi. Selçuklu döneminde 13. yüzyılda. Burayı Keykubat mıydı? Keykubat. 1. Alaaddin Keykubat. Burayı saray olarak aynen kullanıyor. Ve Çinilerle süsletiyor. Şimdi tiyatronun bir de efsanesi var. Biraz trajikomik. Bir zamanlar Aspendos kralının çok güzel bir kızı varmış. Şehrin ileri gelenleri hep bu kızla evlenmek istermiş. Kral bir gün bir yürü yapmış. Ve demiş ki, şehrimiz için en faydalı şeyi yapan kişiye kızımı vereceğim. İkiz kardeşler varmış. Bu ikisi işe koyulmuş. Bir tanesi buranın meşhur su kemerlerini yapıp şehre su taşınmasına yardımcı olmak istemiş. Diğeri de, yani Zenon da akustiğiyle ünlü antik tiyatroyu yapmış. Kralın tercihi su kemerlerini yapan kardeşten yana olmuş. Zenon bunu kendine yedirememiş ve krala bir oyun oynamış. Kral buradan geçerken sanki ilahi bir ses bunu söylüyormuş gibi, kral kızını bana vermeli diye bir şey fısıldamış. Kral da bunun tanrılardan gelen bir işaret olduğunu düşünmüş. Çok etkilenmiş ve korkmuş. Ve sonunda ne yapmış dedi? Kızı. Bahşeti ben mi söyleyeyim, sen mi söylemek istersin? O zaman şöyle yapalım. Efsanede yok, efsanede öyleyim. Efsanede kim peki o kızını ikiye böyle? Bizim anlattığımız sonradan uydurulmuş efsane falan. İşte, yok, gerçek olamaz. Kral kızını ortadan ikiye kral bölmüş. Kral yok burada. Kentin yöneticisi. Vali, vali. Aynen. Ne oldu, aldın mı ağzım? Yok, almadım. Ben hani sadece belli şeyleri yok, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi Beyza ablayla aşağıda buluşacağız. Gelsene yukarı ya. Ya kanka, foto çekinmeyeceğiz mi? Arkadaşlar, tuvaleti bulduk. Kapatılmış tabii de bizce %100 bunlar tuvalet. İnsanlar böylelikle tiyatrodan ayrılmıyorlar. Ama umuma açık. Bayağı açık yani umuma. Şu an locadayız. Burası şehrin ileri gelenlerinin oturduğu loca. Burada şöyle sıralamalar var tabii. İlk başta senato üyeleri, sonra büyük elçiler. Sıradan halk normal basit yerlerde otururken şehrin ileri gelenleri, aristokratlar böyle localarda oturuyor. Bu arada tuvalet göstermiştik ya size arkadaşlar. Demek ki sadece locadakiler kullanabiliyor o zaman bunu. Bak. Yani Roma tuvaletlerinin ortalık yerde olduğu çok bilinen bir gerçek. Daha önce görmüştüm. Ben bilmiyorum. Ne? Bunlar Selçuklu motifleri. Bu arada hani nerede Selçuklu'nun Çinileri dedin de burada eskiden Çinilerle kaplatılmış. Bunlar kalmış geriye sadece. Bakın zak zik zak zik zak. Neyse, evet. Şimdi geldik ve burada bir... Şehrin ileri gelenlerinin oturduğu yerdeyiz. Bu hangi dönem? Roma dönemi. Burada çok daha
daha ileri gelmiş, mesela Büyükelçi vesaire. Şu karşıda da yönetici oturuyor. Aa evet. Game of Thrones'taki sahnelerde var böyle şeyler. Dostların başlıca geçim kaynağı neydi? Burada Kapriya Gölü varmış. Oradan elde ettikleri tuzun ticaretini yapıyorlarmış. Aynı zamanda limon ağacından yapılan mobilyalar ve üzüm. Bunların ticareti çok fazla yapılıyor. Aspendos her zaman herkesin ele geçirmek istediği bir yer olmuş. Yüzden de çok fazla mücadele vermiş üzerinde. Bir dönem Pers hakimiyetine girmiş. Pers hakimiyetindeyken bile kendi paralarını basmaya devam etmişler. Böylelikle Aspendos bitti. Evet, GZT'de bir vlogun daha sonuna geldik. Aspendos şehri ve tiyatrosunu gezdik. Beyza abla bize harika bilgiler verdi. Buradan biz de gidiyoruz. Bizim abi de gidiyor. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Mavi o renk vermiyor. Evet. Fotoğrafta. Hadi bye.